Din kimin emrinde? Dini ve dünyayı batılılar gibi anlama hastalığına tutulalı beri, kimi Müslümanların İslam hakkında tuhaf ve yabancı fikirler üretmeye, şimdiye kadar rastlanmamış yorumlar yapmaya başladığını görüyoruz. Batılıların kendi geçmişlerinde Hazreti Musa ve Hazreti İsa aleyhisselamın tebliğ ettiği dine reva gördüğü muameleye, bugün bir kısım Müslümanlar da kendi dinlerini reva görme sevdasındalar. Bugün Hristiyanlık hakkında bizzat Hristiyanlar tarafından üretilmiş muhtelif bakış açıları var. Bunun sebebi dinlerini keyfi yorumların tahribinden koruyacak mekanizmalardan mahrum bırakmış olmaları. Mesela İncil'lerin Afrikalılara göre farklı, Avrupalı ve Amerikalılara göre farklı yorumlarından söz edilmektedir. Keza kadınlara ve erkeklere, zencilere ve beyazlara göre değişen İncil yorumları bulunduğunu yine bizzat Batılılar söylüyor. Katolik, Protestan, Ortodoks mezheplerinin İncil yorumları arasındaki farklılıklar zaten malum. Adeta her Hristiyanın kendine mahsus bir Hristiyanlık anlayışı var. Bir din nasıl bu hale gelir? Hayatı kendi istek ve çıkarları doğrultusunda şekillendirme hastalığına müptela olan batılı insan, nasıl tabiatı, dünyanın yeraltı ve yerüstü zenginliklerini, uzayı, hatta diğer insanları bu arzunun gerçekleşmesi amacıyla kullanılacak birer araç olarak görüyorsa, onun gözünde dinin de bundan farkı yoktur. Ona göre din, insana yine insanın istediği biçimde hizmet etmelidir. Her şey bizim için diyen batılı insan, İncil'i bunun için tahrif etmiştir. Beşeri arzularına uymayan ilahi öğretilerin kiminin yerini değiştirmiş, kimini çıkarmış ve yerine kendisine uyan hükümleri koymak suretiyle aslından uzaklaştırmıştır. Bunun üzerine bir de ben böyle anlıyorum keyfiliği eklenince Kur'an'ın hevayı ilahlaştırmak dediği durum ortaya çıkmıştır. Tevrat'ın başına gelenler de bundan farklı değildir. Gerçi Yahudilik evrensellik iddiası olmayan, sadece belli bir ırka, İsrailoğullarına ait olduğu kabul edilen bir din olması sebebiyle Hristiyanlık da olduğu kadar fazla sayıda serbest yorumun nesnesi olmamış. Fakat Yahudi ve Samiri Tevratları arasında bulunan 6000 civarındaki farklılık ve modernist Yahudilerin din yorumlarının klasik Tevrat yorumları ile taban tabana zıt olması, bu dinin de beşer arzularına göre tahrif edildiğinin en önemli göstergelerindendir. Müslümanlara ne oldu? Kutsal kitabı tahrif edilmiş bütün dinlerin başına gelen bu durumu anlamak ve izah etmek mümkündür. Zira dini kendi menfaati doğrultusunda anlamak ve kendisine hizmet ettirmek gayesindeki insan için bunda şaşılacak bir durum yoktur. Peki, Kur'an her türlü tahrif ve müdahaleye karşı ilahi koruma altında iken, ona bağlı olduklarını söyleyenler, kendi dinleri ve kitapları hakkında saçma sapan yorumları nasıl normal karşılayabiliyorlar? Nasıl oluyor da Kur'an'da yer almayan, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den nakledilmeyen, sahabenin tanımadığı ve ilk nesillerin yabancı olduğu bir din telakkisi kendisine böyle yaygın bir biçimde yer bulabiliyor? İslam'ın ilk asırlarında meydana gelen fırkalaşma vakasını ayrı bir yazının konusunu teşkil ettiği için şimdilik göz ardı ederek konuşursak şunu söyleyebiliriz. Bu sorunun cevabının izini çok basit şekliyle Müslümanlara benimsetilmek istenen bir kısım slogan cümlelerde sürebiliriz. Günlük hayatta belki çoğumuzun düşünmeden kullandığı bu kalıpların zaman içinde din anlayışımızı belirleyen değer yargılarına dönüştüğünü fark etmek çoğu kimse için ne yazık ki mümkün olmuyor. Söz gelimi İslam kolaylık dinidir dediğimiz ve bunu genel bir kaide haline getirdiğimiz zaman insan için güçlük arz eder gibi görünen her dini hükmü bize kolay geleniyle değiştirme yolunda ilk adımı atmış oluruz. Yahut İslam hoşgörü dinidir gibi bir ifadeyi sınırsız bir mutlaklık çerçevesinde kabul edip dilden dile yaydığımızda dinimizin hiçbir olumsuzluğa itiraz etmediği, hiçbir çirkinliği reddedip dışlamadığı gibi bir anlayış yavaş yavaş kendisine yer bulmaya başlar. Mecellede yer alan
zamanın değişmesiyle hükümler de değişir maddesi bir başka örnektir. Bu hükmü de herhangi bir kayıt ve şarta bağlamaksızın mutlaklaştırdığımızda bütün hükümleri değişime maruz kalan bir dinin ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır. Aslında bu örneklerde zikredilen tespit cümleleri temel birer dini prensiptir. Problem şuradaki, bunlar kendileriyle aynı öneme sahip diğer dini prensiplerle bir bütün oluşturacak tarzda ele alınmadığı zaman tek başlarına her türlü art niyetli yoruma zemin teşkil etmektedir. Dini hükümlerin özelliği. Vahyin son ve tahriften korunmuş biricik temsilcisi olma hüviyetini kıyamete kadar sürdürecek olan İslam dininin bütün hüküm ve öğretileri kendi içinde pek çok sır ve hikmet barındırır. Modern zamanlarda İslam'ın insan menfaatlerine ne kadar uygun bir din olduğunu ispatlama gayreti alabildiğine yaygınlaştı. Namaz, oruç gibi ibadetlerin, insan sağlığı ve zekat, sadaka gibi ibadetlerin toplumsal hayat üzerindeki olumlu etkileri üzerinde uzun uzun duruluyor. Dini hükümleri topluma benimsetme maksadıyla yapılan bu yorumlar, ibadetlerin zamanla başka niyet ve maksatlarla yapılmasına yol açabileceği için son derece tehlikelidir. Namaz kılmak üzere hazırlanan bir kimse, "Namaz kılmalıyım çünkü bedenime faydası var." diye düşündüğünde niyet değiştiği için kıldığı namazın sevabından mahrum kalma tehlikesiyle yüz yüzedir. Bu durum bütün ibadetler için geçerlidir. Dinimizde niyetin önemi buradan gelmektedir. Buhari'nin El-Cami'yus Sahih isimli ünlü eserine niyet hadisi diye bilinen rivayetle başlaması da bu bakımdan son derece manidardır. Burada üzerinde durmak istediğimiz asıl nokta meselenin bir başka veçhesidir. Din bir bütündür ve ancak kendisine teslim olanları kemale götürür. Mecellede mevridi, nasta, içtihada mesa yoktur. Hakkında açık ve kesin ayet hadis bulunan meselede şahsi yorum ve içtihat yapılmaz şeklinde ifade edilen kaidenin de anlattığı gibi delaleti ve sübutu kesin naslar dinin özünü oluşturur ve bunlar yoruma kapalıdır. Dinin hedef ve maksatları da bu nasların bildirdiği hükümler ideal tarzda hayata aktarıldığında gerçekleşir. Huzura temiz çıkmak. Konuyu bir örnekle açacak olursak, nasıl ki zekatın zenginlerin malını temizleme özelliği varsa, bir takım suçlara verilen cezaların da temizleme özelliği bulunduğu bir vakadır. Zekatı verilmeyen mal, servet nasıl manen kirli ise, bazı günahları işleyen kimseler de o suçlara verilen cezalar vasıtasıyla temizlenmedikleri sürece manen kirlidirler. Bu gerçek doğrultusunda şunu söylememiz gerekir, servet sahipleri, eda etme şekli, miktarı, zamanı, ödeme yerleri gibi unsurlarıyla zekatı iptal edip yerine başka bir şey koymaya kalktığında servetini temizlemiş olmayacağı gibi herhangi bir suç işleyen kimse de dinin öngördüğünden farklı bir muameleye tabi tutulduğunda o suçun günahından temizlenmiş olmayacaktır. Maiz bin Malik radıyallahu anh hadisesini hatırlayın. Kendisi zina ettiği zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelmiş ve "Ya Resulallah, beni temizle" demişti. Zira biliyordu ki işlediği suçun, günahın, kirinin temizlenmesi ancak İslam'ın ona tayin ettiği karşılığı görmekle mümkündür. Ve o müstesna şuur haliyle biliyordu ki ahirete temizlenmiş olarak gitmek, bu dünyada hayatını kirli olarak sürdürmeye 1000 kere tercih edilir. Dinimiz, işlenen her günahın bir kir olduğu gerçeğinden hareketle, insanın kalben ve ruhen bir kir yumağı haline gelmemesi için her günaha karşılık bir temizlenme tarzı öngörmüştür. Bilhassa had cezası dediğimiz cezalar büyük günahlara karşılık birer temizlenme vasıtası olarak konmuştur. Hayatını yüzü ahirete dönük olarak yaşayan mümin için bu büyük bir şanstır. Hilafeti döneminde Hazreti Ömer radıyallahu anha içki içen birisi getirilmişti. Hastalıktan ayakta duracak takati olmayan bu suçluya ceza vermek istediğinde orada bulunanlar
şöyle dediler: "Ey müminlerin emiri, bu adam zaten hasta. Eğer ona şimdi ceza verirsen ölebilir. Cezasını iyileşene kadar ertelesen." Bu teklife Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle karşılık verdi: "Sorumluluğunu taşıdığım insanların ahirete temizlenmemiş olarak gitmesinin hesabını verememekten korkarım. Eğer cezasını çekerken ölürse ahirete temizlenmiş olarak gidecektir ki bu hem kendisi hem de benim için en hayırlı olandır. Kim kimi kandırıyor?" Dini hükümleri maslahat, zamanın değişmesi, kolaylaştırma gibi bahanelerin ardına sığınarak hevalarına göre değiştirmek isteyenler, suç ve günahların oluşturduğu kiri ve uhrevi cezayı küçümseyen bir gaflet haline düşmüşlerdir. Yahudilerin zina etmiş bir Yahudi'yi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getirerek cezasını vermesini istediklerini anlatan rivayet, pek çok hadis kaynağında yer almıştır. Ebu Davud ve daha başka hadis imamlarının bu olay hakkında zikrettiği bir detay konumuz açısından önemlidir. Buna göre Yahudiler, Tevrat'ta evliyken zina edenlere verilecek cezanın ne olduğunu biliyorlardı. Ancak çok ağır buldukları bu cezayı uygulamamanın bir yolunu arıyorlardı. Kendi aralarında şöyle konuştular: "Haydi şu peygambere gidelim. Eğer Tevrat'takinden daha hafif bir ceza uygularsa hem arkadaşımızı kurtarmış oluruz hem de ahirette bize Tevrat'taki cezayı niçin uygulamadınız diye sorulursa suçu onun üzerine atarız." Ahirete kirli gitmemenin yollarını arayan o Yahudilerin yaptığı neyse, İslam'ın bir takım hükümlerine çağa uymadığı gerekçesiyle değiştirmenin peşinde olanların yaptığı da odur. Bu zihniyetin temsilcileri, Kur'an ahkamı hakkında cahiliye dönemi inkarcılarıyla aynı ruh halini paylaşıyor. Onlar da Kur'an'ın bir takım hükümlerini hevalarına uygun bulmadıkları için "bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir" demişlerdi. Bütün mesele din dediğimiz ilahi öğretiyi nasıl anladığımız noktasında düğümleniyor. İnsanoğlu ya ona teslim olup kurtulacak ya da onu değiştirmeye kalkışıp kendi arzusuyla ebedi hüsrana hüküm giyecek.